Sebeplerimi defalarca kez anlattım. Hem kendim için hem ailem için ben bu işe mecburum. Lütfen artık güçlük çıkarma. Şimdi dön. Sabah kalkınca da işinin başına. Ama kendi işini. Benim bu işten başka hiçbir kurtuluşum yok. Babaannem, ya biliyorsun, onun sağlığı için başka hiçbir yere gidemeyiz. Vaktinde işime gidip, vaktinde işime dönmek istiyorum. Ne bu işten, ne de ailemden vazgeçmem mümkün değil. Ya şimdi eve dönersin? Ya da o adamın yanına gidersin? Üçüncü bir seçeneğin yok. Karar ver. Babaannem bu haldeyken hiçbir yere gidemeyeceğimizi biliyorsun. Hayır, anlamıyorum. Ne ailem ne ben sonsuza kadar burada yaşamayacağız. Elbet bir gün gideceğiz zaten. O zaman ne olacak? O zaman ne yapacağız? Ben ailemin geleceğini düşünmek, onlar için bir şey yapmak zorundayım. Ama o adamla olmaz. Ya tek mesele Orhan değil mi? Anlaşmayı son anda iptal ettiği için kızgınsın biliyorum. Ama ben müdahale etmedim, anlattım sana. Şimdi aranızdaki anlaşmazlık için beni kurban etme lütfen. Benim kimseyi kurban ettiğim yok.
Her şey ortada apaçık. Eğer bu evde yaşıyorsan o adama gitmeyeceksin. Nokta. Yazık. Yanılmışım. Geçen gün yaptıkların yüzünden içinde az da olsa merhamet var sanmıştım ben. Ama kendimi kandırmışım. Sadece kendini düşünen bencil, gaddar bir adamın tekisin. Ben mi gaddarım? Öyle mi? Öyle. Peki. Yapıyorsun. Bırak. Yürü. Bırak. Ne yapıyorsun? Bırak. Bırak. Nereye götürüyorsun? Yürü. Al sana gaddarlık. Bundan sonra canın her istediğini yapamayacaksın öyle. Ben ne diyorsam o olacak. Ne istedim sanki ben be? Ailemin geleceği için çalışıp para kazanmak istedim o kadar. Aç. Açıp ne diyeceğim? Seninle çalışmak istemiyorum diyeceksin. Eserim miyim ben senin? Böyle mi terbiye edeceksin? Buraya kapatarak mı? Ben seni buraya terbiye etmek için getirmedim. Ek iş istiyordun. Al sana ek iş. Bundan böyle çiftlikte ek mesai yapacaksın. Ayrıca o adamdan alacağım paranın iki katını veriyorum sana. Başla hadi. Yazık. Çok yazık sana. Sen busun işte. Böyle kaba, düşüncesiz ve gaddar. O saydıklarım benim özelliklerim değil. Senin hak ettiklerin. Kime ne anlatıyorsam zaten. Bizim seninle anlaşmamız mümkün değil. Bak işte bu konuda çok haklısın. Bir an önce başla.
Döndüğümde burası tertemiz olacak. Zeynep, çok şükür sesini duydum. İyi misin? Orhan, ben gelemiyorum. Anlamadım. Neden? Yoksa ters bir şeyler mi oldu? Bak, eğer öyleyse hemen geliyorum. Hayır. Gelmene gerek yok. Ben babaannemi bırakamadım. Kusura bakma, seni de arayamadım. Ne kusuru Zeynep? Sen sadece bir şeye ihtiyacınız var mı, onu söyle. Yok, sağ ol. Tamam. Geçmiş olsun. İşi düşünme sen. Bugün olmaz, yarın olur. Bakarız. Ben çok yorgunum, şimdi kapatmam lazım. Tabii. Sen Zümrüt Hanım'la ilgilen. İyi geceler. Halil Fırat. Eğer bu işin altından da sen çıkarsan, işte o zaman gerçek Orhan Tuğrul'la tanışmaya hazır ol. Şimdi bana söylemek istediğin bir şey var mı? Yusuf, ben... Söyleyemem. Ablamı göz göre göre ateşe atamam. Yusuf, beni affet. Ne olur affet. Ben de öyle düşünmüştüm. Kimdi o adam Gülce? Sevgilindi değil mi? Bunu da mı bilmeye hakkım yok? Peki Gülce. Peki. Onunla olmak istiyordun değil mi? Ailen seni evlendirecekti. Sen de kaçtın. Oyalanmak için beni buldun. Bence hikaye bundan ibaret. Yanlışım varsa düzelt. Hayır. Niye en başından söylemedin Gülce? Bunca yalana, bunca oyuna ne gerek vardı? Yusuf, yemin ederim ben... Yeter. Boşuna yemin etme. Ben senin için her şeyi göze almışken... sen benim arkamdan iş çevirmişsin. Ben senin arkandan iş çevirmedim. Bu dünyada senden başka kimsem yok benim. En yakın arkadaşımsın sen. Ailemden bile çok seviyorum ben seni. Ama arkadaş gibi. Hatta belki de abi gibi. Çok özür dilerim. Dileme. İstemiyorum. Aşığın da bıraktı seni. Ailen de hala peşinde. Ne yapacaksın bakalım şimdi? Bilmiyorum. Gitmeyeceksin diyorsam gitmeyeceksin o adamın yanına. Orhan. Bana güzel bir iş teklifinde bulundu. Kabul etmeyi düşünüyorum. Eren, ne yaptın bu Orhan Tuğrul meselesine? Asıl haber beklediğim bir yer var. Yarın arayacak. Konuşur konuşmaz iletirim sana. Tamam.
Bekleyelim Eren. Onu da bekleyelim. Bekleyelim. Kıracağım senin o inadını. Babaannem için ne yaparsa yapsın ben sabredeceğim. Zaten bunu bildiği için, mecburiyetimin farkında olduğu için üstüme geliyor. Ama ben pes etmeyeceğim. Beni görmedi bile. Gece gece bu kadar öfkeli nereye gidiyor acaba? Hayır olsun inşallah. Thank you.
ve sayın biter. Sorun mu var? Yok. Ailem için verdiğim emeğin karşılığını alıyorum. Gün gelecek, ben bu anları gülerek hatırlayacağım. Ailem uğruna katlandıklarım için kendimle gurur duyacağım. Ama o gün geldiğinde sen bu anları nasıl hatırlayacaksın? İnan onu bilmiyorum. Günü gelince görürsün. Boşuna heveslenme. Çünkü sen beni üzemeyeceksin. Ben ailem için sana bile katlanırım. Ama hak ettiğini fazlasıyla alıyorsun. Orhan'ın bana sunduğu şartlarla aynı değil ama... Tabii, hala aileme bakabildiğim için mutluyum. O herifin... teklifini unutacaksın. Çünkü... senin yerin... burası. Özellikle de babaannem beni böyle görmemeli. Halil değil mi? Annemler, özellikle de babaannem beni böyle görmemeli. Sen hiç merak etme. Ben sana giyecek bir şeyler veririm şimdi. Hemen şimdi gidip banyoyu da hazırlarım. Hızlıca girip çıkarsın, kimse görmez. Olur mu? Çok teşekkür ederim.
Sen şimdi burada beni bekle. Ben seni çağırınca hemen yanıma gelirsin. Anlaştık mı? Şimdi? Hiçbir şey olmamış gibi oyunumuza devam mı edeceğiz? Sen nasıl dersen. Topu bana atıyorsun yani. Ben sadece seni hiçbir şey için zorlamak istemiyorum. İşler bozuluyor. Gülce ailesini bulması için bu kasabada kalması gerek. Bir de Yusuf bizimkini boşayıp buralardan kovarsa her şey yarım kalır. İşte o zaman babam da beni yarım bırakır. Sunduğu şartlarla aynı değil ama tabii hala aileme bakabildiğim için mutluyum. Al sana gaddarlık. Sen benim düşmanımsın. Yaptıklarım sana az bile. Zeynepciğim, bunları giyersin olur mu? İçeride temiz havlu da var. Teşekkür ederim. Geçecek. Hepsi geçecek. Ben hızlıca duşa girip şunları giyeyim. Selma telaşlanmaya başlamıştır bile. Olay daha da dallanıp budaklanmasın. Herkes Orhan'ın yanından. Çalışmaktan geliyorum sansın. Tamam, hadi bekleme o zaman. Ne asil bir insansın sen. Ailen üzülmesin diye kan kussam bile kızılcık şerbeti içtim diyorsun. Ulan helal olsun bana be. Zeki adamım da bu işlerde harcanıyorum işte. Abin. Gerçi o da gerçekten abim mi? Ondan da emin değilim. Memleketten döndüm damat. Babama aranızın iyi olduğunu, kıza iyi baktığını söyledi. Ama pek ikna olmadı. Sizi birkaç güne memlekete bekliyor. Hazırlığınızı yapın. Ne? Duydun işte. Yüzün aydın. Abin yetmedi. Bir de baban çıktı karşımıza. Merak etme.
Ben senin gibi insanları yarı yolda bırakmam. Baban da ikna olana kadar kapı dışarı etmeyeceğim seni. Şimdi eve geçin. Ama sakın benden insanlık bekleme. Gel. Günaydın abla. Nasılsın? İyi değilim Halil. Ne oldu? Tekin mi yoksa? Sen. Sen Halil. Dün gece Zeynep'le aranızda ne yaşandı? Bu nereden çıktı şimdi abla? Gelip sana şikayet mi etti yoksa? Hayır. Kendi gözlerimle gördüm kızı depoya kapattığını. Ablam. Bak görmediklerin, duymadıkların da var. Lütfen sen bu işe karışma. Sen böyle biri değildin Halil. Hatırlıyor musun? Çocukken yolda bulduğu tüm yavru kedileri, abla çok açlar deyip eve getiren, onlarla yemeğini paylaşan masum bir çocuktu. O çocuk nereye gitti şimdi? Gerçi ben cevabı biliyorum galiba. Teyzem, o masum çocuğun öfkesini öyle keskin biledi ki. Ama yapma Halil. Öfkenin vicdanını paramparça etmesine izin verme. Çünkü ben seni tanıyorum. Özünde ne kadar merhametli biri olduğunu biliyorum. Merhamet mi? Ben düşmanıma merhamet etmem abla. Ablacığım. Sonunda sen üzüleceksin. Görmüyor musun bunu? Tüm bu yaptıkların sana vicdan azabı olarak geri dönecek. Biliyorum ben bunu. Vicdan. Hiçbir aslanla benim vicdanımı uyandıramaz. Öyle mi? Yazık.
O zaman benim tanıdığım Halil'den eser kalmamış desen. Her şey bitti. Şimdi de ablam üstüme kışkırtıyorsun ha. Her şey senin için sultanım. Tek sen iyi ol yeter bana. Şimdi bana her şeyi anlatıyorsun. Ne? Ne diyorsun abla, neyi? Sen benim şu gözlerime bir baksana. Biliyordum. Akşam da hiçbir şey söylemeden gittin zaten. Anlat. Hadi dinliyorum. Zeynep. Aramızda kalacak ama. Tamam. Abla sözü. Gece Orhan'ın yanına giderken birden önüme çıktı o adam. Depoya kapattı beni. Ne? Ne diyorsun Zeynep sen? Şşş, abla sessiz. Bizim için nelere katlanıyorsun böyle? Kıyamam ben sana. Ablam. Sakın annemler öğrenmesin. Hatta hiç kimse bilmesin. Ben artık olay çıksın istemiyorum. O Halil'in de alacağı olsun. Babaannem için yaptıklarından sonra düzeldi sanmıştık bir de. Niye yaptı ki böyle bir şey? Bencil. Gaddar bir adamın teki de o yüzden. Orhan'la arasında çıkan anlaşmazlığın hıncını benden çıkarıyor. Neymiş? Ek iş istiyorsam depo temizleyecekmişim. Aynı şey miymiş? Vicdansız. Neyse. Ben gideyim de kahvesini yapayım. Nasıl da inanmıştım sana. Nasıl da kanmıştım masum yüzüne. Bir de ne hayaller kurdum seninle. Keşke hiç karşılaşmasaydık. Nereye gidiyorsun? Seni ilgilendirmez. Yusuf. Tek bir şey daha söyleme.
Allah Allah. Ne oldu şimdi bunlara böyle? Daha dün kuşlar gibi cik cik ötüşüp duruyorlardı. Hadi bakalım. Başka bir emriniz? Yok. Çık. Ay anne. Ablamın Orhan abimin yanında işe başlaması çok iyi olmadı mı? Hem de nasıl? Kaç zamandan beri ilk defa kabus görmeden uyudum ben. Sen hiç üzülme annem. İstediğin hayata kavuşacaksın kraliçem. Dur kız dur, dökeceğiz şimdi. Aman artık dökülsün, bize ne değil mi? Hah, kahramanımız da geldi. Biz de şimdi senin yeni işinden bahsediyorduk. Zeynep, ne kadar güzel oldu. Abla, ben üniversite için yurt dışına gideyim mi? Tüm arkadaşlarım öyle yapıyor. Aa, harika olur. Biz de seni arada sırada ziyarete geliriz. Kaç zamandan beri şu mutfaktan başka bir yer görmedim. Voulez-vous encore de la crème, madame? Oo. You see the player. Akşam hayal kura kura uyuduk. Mutlu mutlu uyandık. Zeynep'im. Sağ ol güzel kızım. Ya şimdi eve dönersin? Ya da o adamın yanına gidersin? Üçüncü bir seçeneğin yok. Ben dün gitmedim. Nasıl gitmedim? O zaman ailenle birlikte hepiniz, ama hepiniz evimden defolup gidin. Bırakamadım babaannemi. Bitmedi şu babaanne sevdan ya. Bastın yine ortama negatifi. Buraları sen halledersin. Ben biraz dinlenmeye gidiyorum.
ben şimdi? Ne yapacağım? Cemil, o yandaki kırmızı çiçekleri at gitsin. Yerine böyle göz alıcı bir şeyler dikelim. Bir bakan gözünü alamasın. Cemil, duymuyor musun beni? Olur mu efendim? Halil Bey'in istediği fideler gelmişti de aklım ona kaydı bir an. Ay iyi tamam, git ilgilen o zaman. Tamam. Hani demiştiniz ya bana gözün tülayların üstünde olsun, her şeyi öğren gel diye. Anladım Canan, devam et. Zeynep ailesine Halil Bey'in işe gitmesini engellediğini söylememiş. Ortalık karışmasın istiyor belli ki. Size söyleyeyim dedim. Aa. O zaman Orhan'a da söylememiştir. Ne yapalım? Haberi biz uçuralım o zaman. Ortalık iyice kızışsın ki o aile de buradan defolup gitsin. Şimdi beni iyi dinle. Az kaldı. Dayan Zeynep. Dayan. Değil. Orhan'la çalışmam o adamın engel olduğu illa ortaya çıkacak. Efendim? Zeynep, iyi misin? Zümrüt Hanım nasıl? Sağ ol Orhan, hepimiz daha iyiyiz. Bu akşam gelebilecek misin? Beraber çalışmak için sabırsızlanıyorum da. Bu aralar babaannemi yalnız bırakmasam daha iyi. Anladım. Nasıl istersen. Akşam ben yine gelmek istiyorum. Konuşuruz yine. Gerek yok Orhan, hiç zahmet etme. Ne zahmeti? Ben Tülay Hanım'la da konuşmak istiyordum zaten. Ona da haber veririm. Aslında annem de yorgun. Biz seninle en iyisi daha sonra haberleşelim. Sen nasıl istersen. Neye ihtiyacın olursa olsun ben her zaman senin yanındayım, biliyorsun değil mi? Desteğin için teşekkür ederim, sağ ol. Görüşürsün ha. Gel. Halil Bey. Ne var? Sera için istediğiniz fideler getirildi. İzniniz olursa ben hemen ekime başlıyorum. Sakın. Hiç kimse karışmayacak. Çık.
sen girdin hayatım? Niye buldun beni? Ha? Niye? Yalan. Her şey yalan. Sen de hayallerim yalansınız. Bırak, ne yapıyorsun? Fidelerle ilgileneceksin. Sana uygun iş veriyorum. Beğenemedin mi mühendis hanım? Bilakis, çok hoşuma gitti. Desteğin için teşekkür ederim, sağ ol. Telefonunu ver. Niye? İşinden başka bir şeyle ilgilenmeni istemiyorum. Merak etme, konuşmam kimseyle. Ben de yardım edeyim sana. Hiç zahmet etme. Ben hallederim. Ama lütfen. Çok zor bir iş değil. Zaten benim için çok şey yaptın. Sağ ol. Bari bir krem alayım. Sorun değil. Hiç acımıyor zaten. Be Sunacığım, ne güzel kalacaktık biraz daha. Bir duramadın be kızım. Sıkıldım anne. Ne yapayım? İnşallah o Yusuf için darlamadın beni. O mesele kapandı değil mi güzel kızım? Öf anne. Öf deme bana. Öf. Unuttuk gitti artık. Şeynaz abla. Sana kız. Yüzün gülsün artık. Çok güzel haberlerim var sana. Ne oldu? Çabuk söyle. Şimdilik bunları bulduk. Orhan Tuğrul'un yurt dışı ortağı da ayağı da şaibeli. En başından beri biliyordum.
sakladığı bir şeyler var. Hem de sandığımızdan çok daha büyük. Ama çözemedim daha. Sen çözersin Eren. Bu adamla ilgili A'dan Z'ye her şeyi öğrenmek istiyorum. Onun maskesini düşüreceğim. Herkes kim olduğunu öğrenecek. Bu ortak meselesi de sıkıntılı. Ona iyice bakın. Tamamdır. O iş bende. Zeynep abla. Sus. Utanmadan bir de bana hala abla diyorsun. Ablam falan değilim ben senin. Gülce sen var ya hepimizi oynadın değil mi? Ama ben zaten başından beri biliyordum ya. Neyse. Yusuf da sonunda senin gerçek yüzünü görmüş oldu. Her şeyi öğrenmiş. Biliyor. Ama nasıl? Sen Yusuf gibi dünya sakini bir adamı bile böyle çileden çıkardın ya. Bravo be sana. Bravo. Edepsiz seni. Aslında sandığı gibi değil. Yanlış anladı o beni. Neymiş o yanlış anlaşılma? Her şey yanlış anladı. Sen anlatsaydın o zaman Gülce doğrusunu. Anlatamadım. Yapamadım. O zaman sen bana anlat. Ben konuşurum senin için Yusuf'la. Gerçekten mi? Hı, tabii. Sen anlat. Ben aslında buraya... Aslında... Bana yorgun olduğunu söylendi ama gayet iyi gördüm sizi. Teşekkürler Orhancığım. İyi olmaya çalışıyoruz diyelim. Canan! Canan gel! Geldim Songül. Şimdi tam zamanı. Orhan müştemilattan çıktığı an dediğimi yap. Anladım Songül. Ters bir şey mi oldu yine? Zeynep dün gece işe gelememiş. Biraz mahcubuz sana karşı. Estağfurullah. Siz canınızı sıkmayın böyle şeylere. Göreceksiniz. Bu iş hepimiz için çok iyi olacak. İnşallah ol. Şimdilik izninizi istemek durumundayım. Bir de Zeynep'i göreyim. Peki. Güle güle Orhancığım. Göreyim seni. Hadi bakalım. Büyük savaş başlasın o zaman. Buradayım. Canan, ne oldu? Orhan Bey, sizin bende de Tülay Hanım'ın ailesinde de emeğiniz çok. Sağ ol da. Ben söylemeden rahat edemeyeceğim. Ben geceleri uyuyamıyorum Orhan Bey. Söyle Canan, korkma. Halil Bey, dün gece Zeynep Hanım'ın işe gelmesine o engel oldu. Zeynep Hanım onun korkusundan kimseye bir şey anlatamıyor. Ay ne olur benden duymuş olmayın. Ben Zeynep Hanım'ın iyiliği için. Şimdi gerçekten tanışma zamanı Halil Fırat.
işten başka hiçbir kurtuluşum yok. Sakladığı bir şeyler var. Hem de sandığımızdan çok daha büyük. Zeynep'le görüşeceğim. Gelemez. Zeynep çalışıyor. O zaman ben onun yanına giderim. Yoksa Zeynep'in çalışmasına engel olduğun gibi bana da mı engel olacaksın? Tam da öyle. Bu insanlar benim ailem. Ve ben ailemi istediğim zaman görürüm. Ve burası da benim evim. Ve ben seni burada görmek istemiyorum. Şansını çok zorluyorsun. Şşş. Sakın pişman olursun. Zeynep'i de ailesini de senin elinden kurtaracağım. Sırf Zeynep için. Bu evi senden geri alacağım. Demek Zeynep için.